Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda başarıyı hedefleyen Beşiktaş transferde büyük oynamaya devam ediyor. Teknik direktör Yalçın'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Kartal, orta sahaya flash bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Yakın arkadaşı Alex Teixeira'yı Beşiktaş'a getiren Jose, şimdi de Brezilya'da Vasco da Gama'da beraber oynadığı Allan'ın transferi için devreye girecek. Atiba'nın sezon sonunda futbolu bırakacağı, Pjanic'in ise kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı düşünülürken Allan ismi ön plana çıkıyor. Yıldız futbolcunun transfer market verilerine göre 22 milyon euro değeri bulunuyor. Sezon başında Napoli'den Everton'a 25 milyon euroya transfer olan ve İngiliz ekibinin bu sezonki 7 maçında da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferi her ne kadar zor görünse de Sergen Yalçın'ın onay verdiği yıldız için Josef çalışmalara devam edecek. Allan 91 Brezilya doğumlu 30 yaşındaki futbolcu merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Vasco da Gama'da başlayan Allan, Granada, Udinese, Napoli gibi takımların formasını giydi. Şu anda Premier Lig ekiplerinden Everton ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Diğer yandan sezon başında Galatasaray'a önerilen sol kanat Ramadan Sobhi'nin Beşiktaş'a da teklif edildiği iddia edildi. Menajerlerin Galatasaray'a uygun şartlarda Ramadan Sobhi'yi önerdiği ancak Scott ekibi tarafından kabul edilmediği iddiaları dolaşırken 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sobhi'nin Beşiktaş'a da önerildiği ortaya çıktı. 2016'da Mısır ekibi El Ehli'den İngiliz ekibi Stoke City'ye 5 milyon euro bedelle transfer olan 2 sene sonra da Huddersfield'a 6 milyon euroya transfer olan Ramadan Sobhi, önceki iki farklı dönemde toplamda 1 milyon 550 bin euroya yeniden El Ehli'ye kiralanmıştı. Devamında ise Pyramids Ramadan Sobhi'nin bonservisini 5 milyon euroya satın aldı. Profesyonel kulüp kariyerinde 195 müsabakaya çıkan Mısırlı yıldız Sobhi bu periyotta 37 gol kaydetti. 29 da asist yapmayı başaran genç oyuncu toplamda 66 gole direkt katkı sağladı. Mısır milli takımı ile de 33 maçta forma giyen Sobhi sadece bir gole imza atmıştı. Öte yandan Beşiktaş milli stoper Kaan Ayhan için resmi hamle yapmak istiyor. İtalyan ekibi Sassuolo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif edildiği iddia edildi. Beşiktaş Kaan konusunda resmi hamleyi yaptı ve Sassuolo kulübüne 2.5 milyon euro teklif etti. Sezon başında Kaan için 6.5 milyon eurodan aşağı inmeyen İtalyan ekibi ise teknik direktör Dionisi yüzünden zor durumda. Çünkü Kaan'a 3 maçta sadece 97 dakika süre verildi. Beşiktaş'ın bu transferde bir başka avantajı ise Kaan'ın ayrılmak istemesi. Bu arada Kaan'a yapılan teklifi yönetici Emre Kocadağ, Kaan Ayhan konusunda kararlıyız, Sassuolo ile görüşüyoruz, teklifimizi sunduk, devre arasında bitirmeye çalışacağız diyerek duyurmuştu. Diğer yandan futbola verilen milli arayı fırsat bilen yıldız isim sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Fransa-Belçika maçını izlemek için İtalya'ya giden yıldız futbolcu eski kulübünü ziyaret etti. Pjanic eski takımı Juventus'un antrenmanlarını yaptığı Continense'ye girerken görüntülendi. Boşnak orta sahanın burada teknik direktörü Allegri ve birkaç eski takım arkadaşıyla görüştüğü belirtildi. Pjanic'in Juventus'un tesislerine gitmesi İtalyan ekibine geri dönecek mi yorumlarına neden oldu. İtalyan basında yer alan haberde Pjanic'in 2022 yazında Juventus'a dönebileceği iddia edildi. Haberde ayrıca Pjanic'in Juventus'a dönme arzusunu hiçbir zaman gizlemediği de yazıldı. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündemine gelen gelişmeleri sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle, beni dinlediğiniz için teşekkürler.